Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, bir Renault Kangoo 1.5 TC'yi sabahları çalışmıyordu. Ama biz üstten motorun üzerinden baktığımızda ateşleme yapıyordu. Fakat meğersem dörü de patlatmış, onun için çalışmıyor. Yaklaş Hasan'a, odakla, hem şurada gösterelim. Gel. Şöyle bakıyoruz. Görüyorsunuz ateşleme var. Bekletiyorum. Tıraş. İkinciyi deniyorum. Tıraş. Üçüncüyü deniyorum Hasan. Hasan, bunu da senin için deniyorum. Dördüncüyü. Bu da tıraş. Dördü birden patlamış arkadaşlar. Şimdi yenilerini deniyoruz. Hasan, odakla, nar gibi kızardığını görsünler. Dur. Birinci, yenileri de kontrol ettirmeden sakın olla sakın aracınıza taktırmayın arkadaşlar, elektronik malzeme. Hasan. Sigara içen varsa yakabilir. Bekle Hasan'ım. Bu da sağlam. Ne yaptık Hasan? Üçü sağlam. Dördüncü yeniyi de deneyelim. Şöyle dışarıdan ateşleme yapıyor arkadaşlar. Ama maalesef ki maalesef şöyle ateşleme yapıyor. Ama ısıtmıyordu. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Hasan'ım bir durdur bak. Yaklaş yaklaş, iyice yaklaş. Dibine kadar yaklaş. Millet diyor ki iyi göstermiyorsun sen İsmail Usta diyor. Şöyle ateşleme yapıyor ya arkadaşlar. Ama ucu ısınmıyordu bunların. Bunların ucu nar gibi ısınacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, göster bana. Bazen arabanın 4 tane ısıtma büyüsü patladığı zaman balata spreyi, eter, ne yaparsan yap çalışmaz. Vurdurmayla çalışır sadece. Ama yeni nesil araçlarda da vurdurmayın arkadaşlar. Çünkü trigger var, zincir var, sentap diye biliyor. Eskiden kısa zincirler ve dişli motor vardı. Onlar da sentaplamıyordu. Kamyonlarda falan hep dişli döşemeli. Onun için trigger sente atlamasın diye sakın ola vurdurmayın. Ustanıza götürün. Öncelikle ısıtma bujelerini kontrol etsin. Sonra marş dinamosunu ve aküsünü kontrol etsin. Arabanız rahat çalışsın. Hayırlı günler, hayırlı seyirler.